Bamya yemeğimiz servisi hazır. Şöyle suyuna bakın. Salyalanma yok. Köfteli çiçek bamya yemeğimiz. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar. Arkadaşlar, cumamız mübarek olsun. Bu videomda çiçek bamya yemeği pişireceğiz, köfteli. Çiçek bamyalarımızın şu uçlarındaki olan çöplerini bir mutfak makası yardımıyla kesiyoruz. Şöyle bir poşet içerisine de keserseniz sıçrama yapmaz. Şuraları şöyle kesiyoruz. Şu çöplerini. Bazıları kesmiyor ama biz kesiyoruz uçlar. Arkadaşlar, kuru bamyalarımızı temizledik. Şöyle bir bez arasında şöyle ovuşturalım. Tüyleri, kılçıkları dökülsün. Evet. Kuru bamyalarımızı şöyle bu şekilde tenceremize koyalım, haşlayalım. Bayağı bir tozu, bakın arkadaşlar, dökülüyor. Sonra haşlamaya koyalım. Bamyamızı tencereye koyduk. Üzerine su ekledik. Arkadaşlar, şöyle iplikleriyle şöyle kaç damla limon sıkalım. Haşlamaya bırakalım. Bamyamızı haşlıyoruz. Diğer tarafta köftesini hazırlayalım. Şöyle bir 100-150 gram kadar kıymamız var. Kıymamıza tuz ve karabiber ekleyerek güzelce yoğuralım. Yoğuralım. Küçücük köfteler yapalım. Şöyle küçücük köfteler yapıyoruz arkadaşlar. Tabağımıza biraz un ekleyelim yapışmasın. Şöyle küçücük alarak. Böyle devam edelim köftelerimizi yapmaya. Haşlanan bamyalarımız, haşladıktan sonra ipliklerinden çıkaracağız. Diğer tarafta tenceremize yarım çay bardağı kadar yemeklik yağımızı aktaralım. Bir tane kuru soğan, yemeklik doğranmış kuru soğanımız. Soğanımızı şöyle hafif yumuşatalım. Köftelerimizi ekleyeceğiz. Soğanlarımızı yeterince terlettik. Köftelerimizi ekleyelim. Birlikte kavurmaya bırakalım. Köftelerimiz kavruluyor arkadaşlar.
güzel bir çiçek damya yemeği yapıyoruz. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Bamya da çok sevilmez ama çok da faydalıdır. Kavrulan köftemizle soğanlarımıza bir yemek kaşığı salçamızı da ekliyoruz. Şöyle bir taşında salçamızla kavuralım. Yemeğimizin suyunu verdik ve bamyalarını ekledik. Yarım da limon suyu ekliyoruz. Bamya yemeğimizi pişirmeye bırakalım. Damak tadınıza göre tuzumuzu ekliyoruz. Kısık ayarda bamya yemeğimizi pişiriyoruz. Hiç salyalanma yapmaz arkadaşlar. Ocağımızı kısalım. Pişirmeye bırakalım. Köfteli çiçek bamya yemeğimiz servise hazır. Şöyle bir suyuna bakalım. Bir salyalanma yok bakın arkadaşlar. Köfteli çiçek bamya. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.